Reflünün cerrahi tedavisindeki amaç bozulmuş olan alt özofagyal sfinkter mekanizmasını tamir etmektir. Yani geri kaçış valfini yeniden geri kaçışı engelleyecek şekilde düzenlemektir. Bu daha önceleri açık yöntemle bu ameliyatları yapıyorduk. Ama artık günümüzde laparoskopik, robotik, çeşitli ileri yöntemlerle hastaya daha az travma yükleyerek bu ameliyatları gerçekleştirebilmekteyiz. Biz laparoskopik yöntemle reflü tedavisi yapmaktayız. Bu yöntemde karın içerisine çeşitli boyutlarda 5 ve 10 mm çaplı trokarlarla girilerek gene kamera eşliğinde karın içini görüntüleyerek laparoskopik anti-reflü ameliyatlarını yapabilmekteyiz. Burada amaç diyaframdaki açıklığın normal anatomik boyutuna kadar küçültülmesi, kapatılması. Yani oradaki açıklığı dikişlerle küçülterek geri kaçışı engelleyici bir mekanizma oluşturmaya yardımcı oluyoruz. Ayrıca midenin üst bölümü, fundus dediğimiz bölümünü biraz serbestleştirip dalakla olan ilişkisini ayırıp yemek borusuna ya önden ya da arkadan dolanacak şekilde sararak midenin üst bölümünü valf mekanizması oluşturarak geri kaçışı önleyici tedbirleri alıyoruz. Bunların hepsi laparoskopik gerçekleştirilen ameliyatlardır. Ameliyatın süresi yaklaşık 2 saattir. Genel anestezi altında yapılmaktadır. Hasta bir gün hastanede yatarak ertesi gün ağızdan sıvı gıdalara başlayarak çeşitli önerilerle taburcu edilebilmektedir. Konforlu bir ameliyattır. Hastalar reflüden kurtuldukları için memnunluklarını bize bildirmektedirler. Başarı oranları da %80-90 oranında, tabii yüksek oranda, hatta 90'ı bile geçen yayınlar var. Reflüde cerrahi tedavi etkin bir tedavidir.